Sevgili izleyiciler, şu anda Demirtaş Mahallesi'ndeyiz. Osman Gazi ilçemizin Demirtaş Mahallesi'ndeyiz. Tabii ki AK Parti ile AS Parti'nin bütünleşmesiyle ilgili sorular soracağız. Bu konuyla ilgili Demirtaş halkından yanıtlarını alacağız. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nurettin Tezel, Demirtaş Mahallesi'nden. Kaç yıldan beri burada oturuyorsunuz? 74 yılından beri. Orada doğdum, burada büyüdüm yani. Peki AK Parti ile AS Parti bütünleşmesiyle ilgili nasıl buluyorsun? Vallahi uygun buluyorum yani. Neden? Çünkü AK Parti bugün hakikaten büyük bir parti. Bugün ufak AS Parti'nin de yani bir şey bire varamayacağına göre muhakkak bir faydalı oluyor. Yani birlik beraberlik güç doğacak ortaya. Bunun için iyi olacağını düşünüyorum yani. Faydalı olacağını düşünüyorum bir yerde yani. Peki Numan Kurtulmuş'un nasıl buluyorsun? İyi bir şeymiş. Halkımız, vatandaşımız bir tanesi. Fayda olacak gibi inanıyorum da bir şeye. Partiye girerse herif. Partinin bir güç katacağına inanıyorum yani. Nerede olmasını istersiniz Numan Kurtuluş'un siyasette? Artık Sayın Başbakan'ın himmetine kalmış yani. Geleceğin başbakan diyorlar. Olabilir mi? Artık yine söylüyorum. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı iş bir yerde yani. O daha güzel MR çeker. Sizce niye AK Parti Genel Başkanı Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan davet etti? Numan Kurtulmuş mu? Faydalı olacağını için ve onun bu bir yere varamayacağını, bu yalnız kaldığım zaman içerisinde bu partiye katılır, belki de daha güçlü olacak, daha iyi olacak, daha güzel bir kadro kurulmuş olacak bir yerde ve geleceğe dönük iyi olacağını ümit ediyorum yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizi tanıyalım. Kadri Kaya. Kadri Bey, siz nasıl buluyorsunuz? Ben her şeyden evvel milli görüşlü bir insanım. Tayyip'i, Numan Kurtulmuş tanımıyorum. Tayyip'i 40 senedir tanıyorum. Fakat bu daha evvel genel kurul yapılmadan evvel bir ay gitti Numan Bey Tayyip'in partisine ve orada kaldı. Almadılar onu oraya. Tekrar gerisi geriye döndü ve o zaman genel başkan oldu. Peki Numan Kurtulmuş'un AK Parti başarılı olacağını düşünüyor musunuz? Ben düşünemiyorum. Tanımıyorum onu çünkü daha evvelden beri. Bilmiyorum. Milli görüşçüyüm dedin. Evet ama tanımıyorum ben. Kendimi tanımıyorum. Bilmiyorum. Olabilir. Ben milli görüşçüyüm gene. Ama onu tanımıyorum. Siyasete mi yeni girdin? Hayır. 1968 senesinden beri. Numan Kurtulmuş'u tanımanız gayet. Tanımıyorum şimdi. Şimdi tanır mı diyeyim yani. Tanımıyorum kendisini. Tabii. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, röportajlarımız devam ediyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Şimşek, Demirtaş'tan. Mehmet Bey, neredeyiz? Aslan Gaziantep'liyim. Peki AK Parti ile AS Parti'nin bütünleşmesine nasıl bakıyorsunuz? Ya muhakkak iyi bir şey olacak. Daha güçlü olur, daha kuvvetli olur, daha iyi olur. Memleket içinde, parti içinde iyi olur tabii. Peki devam etseydi, devam etmesi durumda AS Parti'nin ileriye dönük tek başına iktidar olamaz mıydı? Şu anda hayır, olamazdı. Ama uzun vadeli kurulan... Uzun vadeli de olabilir belki, olabilir. Yani o da eski bir politikacıdır, güçlü bir insandır. Ama şu anda değil yani. Sizce Numan Bey'i Sayın Tayyip Erdoğan, Başbakanımız niçin davet etti? Onun da bir güçlü profesördür. O da yani sıradan bir adam değil. Tabii öylesi bir insanların partide oluşunun çok faydalı olacağını biliyor. O açıdan bir de partinin zaten temeli bir olan partiler. Birbirine tabii uyumlu parti. Onlar yani dışarıdan gelme değil ki. Eskiden de aynı parti. Sayın Kurtulmuş'un siyasetten nerede olmasını istersiniz? Vallahi onu kardeşimin de dediği... Başbakan mı, bakan mı? Ya şöyle bir şey. Her şeye yakışır bir insandır. Her şeye yakışır yani. Başbakan da olur. Ola da bilir. Bakan da olur. Diğer bakanlardan da olabilir ve başarılı da bir insandır. Olabilir tabii. Olmayacak insan değil. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Başımızdakilere akıl fikir versin. Bundan daha güzel bir idareci gelmez de olmaz da. Peki Numan Bey ile birleşmesiyle ilgili? Evet tabii, iyi bir şey oldu. Fena olur mu? Numan kötü bir insan değil. O da iyi bir insan. Faydalı olur tabii. Numan Kurtulmuş'u Türkiye siyasetinde nerede olmasını istersin? Ona münasip neresini görürlerse oraya koyarlar onu. Tabii başında insanlar var orada. Benim dememle başbakan olsun dememle olmaz. Onu isterlerse başbakan da yapabilirler. Niye olmasın? O da bir insan. Sonra Müslüman bir insan. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.
Kim toplanacak oğlum? Sevgili izleyiciler, yine devam ediyoruz. Tanıyabilir miyiz? Bursa Şoför Odası Yönetim Kurulu'ndan Abdullah Paça. Abdullah Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler sormalı. Bizler deyiz. Peki AK Parti ile Has Parti'nin bütünleşmesiyle, birleşmesiyle ilgili görüşlerinizi alacağız. Ne söylersiniz? Vallahi o konularda biz pek yani biraz uzak kalıyoruz. Çünkü biz o da yönetim olduğu için yani pek taviz vermek istemiyoruz yani içine. Yani o hani tabii ki şu anda seçim değil, oyunu kime vereceksin diye sormuyorum ama ülke için doğru buluyor musun? Ülke için hayırlı olur inşallah. Hani kötü bir şey değil. Numan Bey tanıyor mu? Tanıyor mu? Numan Bey tanıyorum. Ama şahsen böyle fazla bir muhabbetimiz, görüşmüşlüğümüz, böyle yakınlığımız yok yani. DESOB'un düzenlemiş olduğu, Arif Tak'ın düzenlemiş olduğu küçük sanayideki konuşmacı olarak geldi. Siz yok muydunuz? Ben o gün bulunmadım gerçi de güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor yani Arif Tak. Memnunuz. DESOB başkanımız olduğu için. Yani iyi bir insan. Karakter olarak. Güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz tanıyabilir miyiz? Mehmet Çangal. Mehmet Bey, nereliyiz? Balıkesir Gönen'liyim. Balıkesir Gönen. AK Parti ile AS Parti'nin bütünleşmesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla Türkiye için güzel bir şey olur. Numan Bey'in Türkiye siyasetinde nerede olmasını istersiniz? Bunu kendileri kararlaştıracak artık. Yani sizin görüşünüz mesela? Bizim bir şey diyeceğimiz bir şey yok. Biz bir şey yapamayız. Teşkilat ne derse o şey yapar. Peki Numan Bey Has Parti ile devam etseydi ileriye dönük uzun vadeli... Hiçbir şey olmazdı. Hiçbir şey olmaz. Niye? Halk şimdi şey yapmıyor. Tasvip etmiyor. Ama buraya şimdi girdi. İnşallah daha da iyi olacak. Teşekkür ederim. Bebeklikten başla. Bak dedeye bakıp ağlıyor ya. Tanıyabilir miyiz? Efendim? Sizi tanıyabilir miyim? İsmail Sabun, Bursa Büyükşehir Emniyet Temsilci. İsmail Bey, bebeğimizin adı ne? İsmail Beytullah. Kendi isminizi koydunuz. Evet. Evet, AK Parti ile AS Parti'nin bütünleşmesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Valla çok güzel bir şey oldu yani. AS Parti'nin, Numan Kurtuluş'un AK Parti'ye gelmesi. Güzel. İleride çok daha güzel bir şeyler olacak yani. Siyasette nerede görmek istersiniz Sayın Kurtulmuş'u? Yani Başbakanım nerede müsait görürse orada görmek isteriz yani. Bakanlık, başbakanlık da olabilir. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, rica ederim. Siz tanıyabilir miyiz? İbrahim Yalçın. İbrahim Bey, Has Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesinin ile ilgili görüşlerinizi alacağız ama nasıl bakıyorsunuz? Çok iyi bakıyorum. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Peki Numan Kurtulmuş'u siyasette nerede görmek istersiniz? Türkiye siyasetinde. Başbakan olmasını da isterim onun. Olur da yani. Nerelisin? Orduluyum. Hemşerin olduğu için mi? Evet. Hemşericilik yapma. Evet, olsun. Bir daha böyle bir devlet, böyle bir hükümet gelmez. Peki Has Parti devam etseydi tek başına iktidar olamaz mıydı? Olamazdı. Sebebi? Olamazdı da ondan. Olamazdı. Olamazdı. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sana... Celal Aydın, Samsun. Peki Has Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesiyle ilgili görüşlerinizi alacağız. Has Parti, AK Parti bütünleşmesi nasıl karşılıyorsunuz? Bunlar zaten aynı çatının altından ayrılma, billese de normal karşılar. Peki Has Parti ile AK Parti'nin bütünleştiği kesinleşti şu anda. Numan Bey'i siyasette nerede görmek istersiniz? Aynen arkadaşın dediği gibi katılıyorum yani. Başbakanlıkta da görmek isterim onu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz? Ömer Belek. Ömer Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Memleket neresi? Bursa Demirtaş. AK Parti ile AS Parti'nin bütünleşmesine nasıl bakıyorsunuz? Çok isabetli bakıyorum. Geleceğim daha ileri gitmesi için en fikir olduklarını düşünüyorum. Düşüncemden yanılmam. Peki Numan Bey'i tanıyor muydun? Numan Bey'i şurada AS Parti'nin önce Saadet Partisi'nde neydi o? Onun yanındaydı. Genel başkanı. Genel başkanı. Şimdi AS Parti'nin genel başkanı oldu. Bazı itilaflar oldu. Arada uzlaşma oldu. AS Parti'nin de dağıldığını
küçük olduğunu gördüğünden dolayı Sayın Başbakan'a onu çağırdı. O da kabul etti. İkisinin birliğinden beraberlik doğacak inşallah. İlerisi için çok güçlü olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Anlayabilir miyiz? İbrahim, soyismini paylaşayım. Kars'ın Arpaçay ilçesindeyim. Karslıyız. Evet, Karslıyım. Numan Bey ile Has Parti Genel Başkanı Numan Bey'i çağırdı AK Parti Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Birleşmesiyle ilgili neler söyleyeceksin? Vallahi olumlu bakıyorum. Ben Numan Bey gerçekten çok değerli bir insan. Öyle tanıyorum yani, kısa bir süre tanıdım gerçi kendisini ama Sayın Başbakan'ın da bu teklifi götürmesinde çok gerçekten de memnun kaldım. Yani birleşmesi benim için çok iyi yani. Numan Kurtulmuş'u Türkiye siyasetinde nerede görmek istersiniz? Tabii ki isterim yani. Numan Kurtulmuş çok değerli bir profesör kendisi. İsterim. Başbakan olmasını da isterim yani. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ ol. Sevgili izleyiciler, şu anda da Yıldırım'da, Yıldırım Konak Çay Bahçesi'ndeyiz. Yıldırım Konak Çay Bahçesi'nde. Siz tanıyabilir miyiz? Özkan Toklu. Özkan Bey, nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Has Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesiyle ilgili soracağız size ama bu konuda düşünceleriniz neler? Valla bence güzel bir oluşum olur. Hani gelecek için vaat eden bir şeyler var. Bunun kanatındayız yani. Bence hoş olur yani. Numan Kurtulmuş Türkiye siyaseti içerisinde nerede olması gerekiyor sizce? Numan Kurtulmuş Türkiye siyaseti içinde bence bir lider olabilir. Başbakan. Evet, başbakan olabilir yani. Yani o kapasitede bir insan. Peki AK Parti devam etmesi sürecinde ileriye dönük iktidar olabilir miydi? Şu anki politikaya göre biraz zor. Zor. Ama birleşmesiyle olabilir yani. Bütünleşmesinde başbakanlık gözüküyor. Fayda var yani, fayda var. Teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. Tanıyabilir miyiz? İsmim Muzaffer. Muzaffer Bey, Has Parti ve AK Parti bütünleşmesinde Türkiye'nin geleceği nasıl etki yapar? Bana göre iyi bir karar. Hatta geç kalınmış bir karar da diyebiliriz yani. Numan Bey'i tanıyor musunuz? Numan Bey'i tabii ki şahsen tanıyoruz kendisini. İyi bir lider benim gözümde. Peki siyaset, Türkiye siyasetinde sizce nerede olması gerekiyor? Bana göre Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra gelecek en iyi lider Numan Kurtulmuş'tur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz tanıyabilir miyim? Mevlüt Güney. Mevlüt Bey, Numan Kurtulmuş Türkiye siyasetinde nerede olması gerekiyor? AK Parti ile birleşiyor, bütünleşmesi söz konusu. AK Parti ile bütünleşmesi güzel olay. Numan Bey değerli bir arkadaşımız, değerli bir liderimiz. AK Parti'ye faydalı olacağını tahmin ediyorum. Peki AK Parti devam etseydi ileriye dönük iktidar görüyor muydunuz iktidar olmasıyla? Numan Bey de mi? Hayır. Tek başına kendi partisinde iktidar olamaz. AK Parti ile birleştiği zaman iktidar olabilir. Teşekkür ederim. Bir şey değilim. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Kadir Halim. Kadir Bey, Has Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesi söz konusu. Türkiye'nin geleceğini nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz? Nasıl etki edeceğini düşünüyorum. Şimdi bence öncelikle akıllı bir başbakanımız var. Numan Kurtulmuş da iyi bir profesör. Yani ikisi birleşince daha güzel bir yere geleceğini düşünüyorum. Şu anda yani Numan Kurtulmuş'un da İçişler Bakanı olmasını isteriz yani. Şu anda. Ve daha sonradan da yani başbakan da bu dönem şeyini koymayacaktır. Yani İleriye dönük. İleriye dönük. Yani başbakan. Başbakan da olabilir. Yani onu o siyasetçiler tabii daha iyi bilir ama iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Neden desen çok ufku açık bir insandır yani. Başbakan da bu yüzden birleşmesini istemiştir yani. O. Peki Has Parti'nin devam etmesi sürecinde Has Parti başarılı olabilir mi? Olamazdı. Neden olamazdı? Çünkü güçlü bir AK Parti var. Karşısında yani böyle yani Numan Kurtulmuş açısından olsa tabii ki ileriye doğru belki gelebilir ama yani sanmıyorum. Tek başına iktidar olma şansı yoktu. Ama AK Parti ile birleşmesi ikisinin hem daha oyunu yükseltecektir hem de Türkiye için yani daha iyi bir mevki geleceğini düşünüyorum yani. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Siz tanıyabilir miyiz? Muzaffer Hasan, Yıldırım Doğaçınar Mahallesi Başkan Yardımcısı. Kendim
İl özel... AK Parti. AK Parti, evet. Yıldırım ilçede. Nasıl buluyorsunuz bütünleşmeyi? İyi olur, güzel olur. Yararlı da olur partimize. Kıvam Bey'in Türkiye siyasetinde nerede olması gerekiyor sizce? Konumu ne olmalı? Orta yerlerde iyi bir hizmet verebilir. Gördüğüm kadarıyla. Öyle bir duyumum var yani. Kendi bilgilerime göre. Teşkilatlarda da bütünleşme olabilir mi? Has Parti'nin de teşkilatı var. Onları büyüklerimizin, başbakanımızın bileceği bir şey. O konularda ne desek yalan olur. Yani yöneticilerimizin daha iyi bileceği bir şey. Teşekkür ederim. Bir şey dedin efendim. İstemeyebilir miyim? Yani AK Parti ile As Parti'nin birleşmesi gayet güzel olur yani. İsminiz ne? Adem Akman. Adem Bey, iyi olur diyorsunuz. Peki Numan Bey'i siyasette, Türkiye siyasetinde nerede görmek istiyorsunuz? Yani konumu ne olmalı? Başbakan mı, bakan mı? Başbakanlık da yakışır, bakanlık da yakışır. İkisini de görmek isteriz yani. Tabii ki AK Parti'deki şeyleri, içindeki şeyleri bilemiyoruz da şu anda ne düşünüyorlar. Ama tabii ki başbakanlık da yakışır yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. İstemeyebilir miyiz? Faik. Faik Bey, AK Parti ile Az Parti'nin bütünleşmesi hakkında birkaç sorumuz olacak. Nasıl bakıyorsunuz? Valla AK Parti'nin, Has Parti'nin birleşmesi bence hiç iyi olmaz. AK Parti her harikarda kendini götürüyor zaten. Peki Numan Bey'i sizce o zaman niye çağırdı başbakan? Başbakanımız bu Türkiye'de herkesi genel olarak çağırıyor. Herkesi barışma davet ediyor. O yüzden herkesinle konuşmayı daha uygun buluyor. Peki Az Parti Numan Kurtulmuş'u Türkiye siyasetinde nerede görmek istersiniz? Vallahi onun hakkında pek bir şey söyleyemeyeceğim. Bizim tek... Tanıyor musunuz Numan Kurtulmuş? Hayır, tanımıyorum. Ama AK Parti her zaman AK Parti'yi destekliyor. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Miyiz? Ben şoför esnafı Recep. Recep Kaflı. Esnaf. Şoförüyüm. Taksi şoförü. Evet. Evet. Peki Has Parti ile AK Parti'nin birleşmesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla bence çok iyi olur. İkisi de hemen hemen aynı zaten. Peki Has Parti ve AK Parti'nin bütünleşmesi Türkiye'nin geleceğini nasıl etki eder? Ya nasıl etki eder? Yani bence iyi olur. İyi olur. Zaten başbakan da, başbakanımız da oradan, onlardan gelme. Bence iyi olur. Numan Kurtulmuş'u Türk siyasetinde nerede görmek istersiniz? Vallahi Numan Kurtulmuş'u ben beğendiğim bir kişi. Hangi konumda olmalı? Hangi konumda olmalı? Onu başbakanlıkta dahi görmek isterim. Teşekkür ederim. İsterim. İkisi de aynı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet, sizi tanıyalım. Ben emekli Mustafa Uslu. Emekliyiz. Emekliyim. Peki AK Parti, Az Parti bütünleşmesinde Numan Bey'i Türkiye siyasetinden nerede görmek istersiniz? Vallahi ben ya başbakan olsun veyahut da başbakan yardımcısı olsun. Yani başbakan olamazsa da başbakan yardımcısı olsun daha iyi olur yani. Numan Bey'i tanıyor musun? Tanıyorum. Ben... Peki Has Parti devam etseydi sizce iktidar olur muydu? Ya olabilir yani. Güzel bir çalışma işe yaparsalar olabilir yani. Neden olmasın ki? Teşekkür ederim. Türkiye için güzel bir çalışma yaparsalar olur yani. Olabilir diyorsun. Ya, evet. Teşekkür. Sizi tanıyalım. Elias Duman, emekli. Peki siz nasıl görüyorsunuz AK Parti ile Has Parti'nin bütünleşmesini? Vallahi birleşse çok güzel olur. Türk siyasetinde Numan Kurtulmuş'u nerede görmek istersiniz siz? AK Parti'nin saflarında görmek isterim. Mesela konumu bakan mı, başbakan mı? Ya başbakan yardımcısı olabilir yani. Başbakan olamaz mı? Olabilir. Teşekkür ederim. Olabilir. Siz tanıyabilir miyim? Hakkı Elmas, emekli. Hep emekliler var burada sevgili izleyiciler. Ne güzel, ne güzel. Ben de oturayım şöyle bari. Evet, sizi tanıyabilir miyim? Ben emekli, Hakkı Elmas. Hakkı Bey, AK Parti ile Has Parti'nin bütünleşmesini nasıl bakıyorsunuz?
Vallahi iyi görüyorum. Yani ben bir AK Parti hayranıyım. AK Parti hayranı. AK Parti hayranıyım. İki elimden oy verilse sanki iki elimden oy vereceğim. Tayyip Erdoğan'ı çok beğeniyorum. Başbakanımızı çok beğeniyorum. AS Parti'yi biliyor musun? AS Parti'yi de biliyorum. Numan Bey'i de biliyorum. Numan Bey'i de gayet beğeniyorum. AK Parti'ye katılmasını yürekten istiyorum. İyi bir insan olduğu için. İnşallah sonuç olur, katılır. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Siz tanıyabilir misiniz? Ben Ekrem abi. Ekrem Bey, AS Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesi söz konusu, birleşecekler. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? AK Parti ile kim abi? AS Parti. AS Parti. Numan Bey. Numan Kurtulmuş. Bey, bunu daha yeni duydum ben abi senden. İnşallah iyi olur abi. Yani Numan Kurtulmuş hiç tanımıyor musun? Ben duydum da fazla tanımıyorum onu. Ama iyi biri galiba yani. Öyle biliyorum yani. Peki AS Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesi Türkiye'nin geleceğini nasıl etki eder sizden? Vallahi bence iyi olur yani. Çok yani öyle ikisi de iyi yani. İkisini de yani bu Numan Bey, ben iyi duydum onu yani, öyle bir şeyini görmedim yani ben. Çok iyi bir insan ya. Yani. Teşekkür ederim. Bir şey değil abi. Bir şey değil abi. Siz tanıyabilir miyiz? Ahmet Şişman. Ahmet Bey, AS Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesi söz konusu. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Çok iyi olur abi. Çok iyi olur. AS Parti, Numan Bey'i tanıyor musunuz? Tanıyorum, evet. Peki. Nereden tanıyorum? Çok iyi bir insan, dürüst bir insan. AS Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesi Türkiye'nin geleceğini nasıl etkiler? Allah, çok iyi olur. Türkiye'nin geleceği daha güzel olur. Teşekkür ederim. İyi günler abi. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim İlker Göyda. İlker Bey, kolay gelsin. Ayakkabı boyuyorsunuz. Evet abi, ne yapalım, ekmek parası. Evet, AS Parti ile AK Parti'nin birleşmesi söz konusu. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgisi ortak bir karardır. Ortak bir karardır. Peki Numan Kurtulmuş tanıyor musunuz, AS Parti? Daha önce siyasette biraz olduğum için tanıyorum. Görüştüm yani. Peki AS Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesi, birleşmesi Türkiye siyasetine, Türkiye ekonomisine, geleceğine neler getirir? Daha büyük bir katkıda olacağını tahmin ediyorum yani. Daha yani şimdi genç olan bir kesim olduğu için, daha kültür şeyi yüksek olduğu için bence daha iyi bir karar düşünüyorum. Ama Sayın Başbakan'ın ki ileri doğru düşüncelerini böyle görebiliyorum yani kendi fikrimle. Şimdi Numan Bey'i işte 2023 hedefini gösterdiğine göre Numan Bey'i yarınki tabanı hazırlayıp yarınki günün başbakanı olacağına ve kendinin de 2023 yılının şeyine ait 7 yıl sonra tekrar Cumhurbaşkanlığına aday olacağını düşünüyorum. Benim görüş ve düşüncelerim bunlardır. Peki Numan Kurtulmuş'u nerede görmek istersin? Yani isterim. Başbakan olarak görmek isterim. Teşekkür ederim. Görmek. Bak, amcaya da konuşmam diyordu ama amca seni tanıyacağım. Ne konuşma? Allah selamatlık versin ya. Şimdiki partiye Allah selamatlık versin. Ömür versin. Gerçi cümlesine öteki adamlar da aynısı. Mesela. Büyük adamdan zarar gelmez hepsinden de. Şu anki hükümeti beğeniyor musun? He? Hükümeti beğeniyor musun? Tabii beğenilmez mi hükümet? Çok güzel bir hükümet. Her şeyi bol. Numan Kurtulmuş'u tanıyor musun? Numan Kurtulmuş'u. Kurtulmuş'u tanımıyorum şimdi. Tanıyorum desem yalan. Görmüşüm de televizyonlarda ama. Görmüşüm de mi bilmiyorum işte. Görmüşümdür. Allah selamatlık versin ona da. Birleşmesi iyi olur mu? Birleşmesi tabii. Çok bir şey tabii. Şeye göre tabii. Geleceğe göre. Teşekkür ederiz. Yarın. Sevgili izleyiciler, şu anda da Yıldırım esnafıyla birlikteyiz. Tanıyabilir miyiz? Sabahattin Koçur. Sabahattin Bey, nasıl işler? İşler şöyle böyle diyebiliriz yani. Peki AK Parti ile AS Parti'nin bütünleşmesiyle ilgili görüş ve düşüncelerinizi alacağız. Düşünceleriniz nedir? Vallahi şu anda yani esnafın halini görüyorsunuz yani. Kimi yerde işlerin şey olduğu yerde, kimi yerde de sefta yapılmıyor yani. Bu işlerin bilmiyoruz artık nasıl olacak. Peki AS Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesi Türkiye'nin geleceğini nasıl etkiler? Vallahi zaman gösterir onu. Şu anda yani bilmiyorum ki bir şey. Şu anki hükümette memnun muyuz? Hayır. Çoğu yer. Numan Bey'i tanıyor musunuz?
Numan Bey'i tanıyoruz ama yani o kadar şeyliğimiz yok. Peki yani. Numan Bey'i Türkiye siyasetinde nerede görmek istersin? Daha yukarılarda görmek isteriz. Mesela? Başbakanlık. Yani konumlu bir yerlerde olmasını isteriz yani. Peki Numan Bey'i beğendiğinizi söylüyorsunuz. Şu anki hükümeti de beğenmediğini söylüyorsunuz. Doğru mu? Ya beğenmiyoruz değil ama yani her kesim olarak bir değil yani. Kimi çok varlık içinde şey yapıyor. Kimisi de normal hayatını yaşıyor yani. Adaletli dağıtım mı yok? Evet, adaletli değil yani. Peki Has Parti birleşmesi konusunda Türkiye geleceğini etkilerken bu konuyla ilgili Has Parti birleşmese ileriye dönük iktidar olabilir miydi? Vallahi bunu bilmiyorum ki yani şu anda yani ne diyebilirim artık. Onu da abimize soralım. Siz tanıyabilir miyiz? Mümin Güneş. Mümin Bey, Has Parti AK Parti ile birleşmese ileriye dönük tek başına iktidar olabilir miydi? Yok, olamaz. Bizim bu siyasi sistemde olamaz. Numan Bey eğer ki Saadet Partisi'nin başında kalsaydı belki bir şeyler olabilirdi ama orada ayrılıp da AK Parti ile birleşmesi fazla bir yerlere geleceğini sanmıyorum. Harcarlar mı? Aynen. Harcarlar tabii, yenili. Tamam, teşekkür ederim. Ben Cemal Hocalar. Numan Bey'in AK Parti'ye katılması çok uygun, çok güzel oldu. Ve AK Parti'ye öyle bir destek, öyle bir çoğalma olacak ki AK Parti gelecek için %50 değil %60'la gelebilir. AK Parti'nin birleşmesiyle. Numan Bey'i de ileride inşallah Allah-u Teala emrederse tabii başbakan olarak görmek istiyoruz Numan Bey'i. Şimdiki partimiz, şimdiki başbakanımız da çok iyi. Allah ona da uzun ömürler versin. Allah-u Teala ona bir daha böyle bu şekil 5 sene daha bir iktidar şeyi versin. Şu anda memleketimiz için, ki bizler için çok uygun, çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ne soracağız? AK Parti ile AK Parti birleşmesine nasıl bakıyorsun? Sorumuz bu. Aynen, o zaman hiç tutma bak. Elimde anket var. Başkanım gönderdim. Gerçekten. Hemen şöyle gelin. Konuşmak isteyen gelsin buraya. Sen alayım mı baba? Tabii al. Beni al önce. Abi sen. Ben kenarda mı duruyorum? Yok. Sen şöyle gel. Ha, böyle mi duruyorum? Kapat. Sizi tanıyabilir miyiz? Önder Düzgün. Önder Bey nerede oturuyor? Kestel. Peki AK Parti ile AS Parti'nin bütünleşmesi söz konusu oldu. Nasıl bakıyorsunuz? Ben gayet olumlu bakıyorum. Çünkü ben zaten AK Parti yönetim kurulundayım. O yüzden bence gayet mantıklı. Peki Numan Bey Türkiye siyasetinde nerede görmek istersiniz? Açıkçası ben başbakan olarak görmek isterim. Gayet olumlu bakıyorum bu olaya. O kadar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, şu anda da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin yönetim kurulu üyesi yine Gürbüz Olgun'la birlikteyiz. Olgun Yemek Sanayi'nin sahibi. Öncelikle bugün iftarın son günü, Ramazan'ın son günü, Arife gün değil mi? Evet. Güzel bir çalışma yaptınız. Evet, aynen öyle. 30 günü tamamladık. Allah nice bela yılları nasip eylesin. İnşallah bundan sonraki senelerde aynı hizmeti sürdürmeye devam ederiz Askon olaraktan. Peki yine Türkiye gündeminde AK Parti ile AS Parti'nin bütünleşmesi var. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Çok fazla yani o konulara girmemem gerektiğini sanaraktan ya birleşsinler. Yani bence ikisi de aynı şeye hizmet ediyorlar. Aynı görüşteler. Görüş farklılığı olmayacağını sanıyorum. Numan Bey Türkiye siyasetinin neresinde olması gerek? İyi yerlere gelebilecek bir kişi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Siz tanıyabilir miyim? Osman Gümüş. Osman Gümüş. Osman Bey, AK Parti ile AS Parti'nin bütünleşmesi söz konusu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ben o konuda birleşmeler iyi olur. Neden dersiniz? Hani ekonomi yani partinin kapanması daha iyi olur. O eski partinin. Has Parti mi?
Evet. AK Parti kapanması, AK Parti'ye katılması çok iyi olmuş olur. Peki Numan Bey Türk siyasetinde nerede olması gerekir? Numan Bey nerede görmek istersiniz böyle? Türk siyasetinde. AK Parti'nin en üst kademesinde olmasını isterim. Mesela bir başbakan? Tabii neden olmasın? Teşekkür ederim. Bir şeyler. Siz tanıyabilir miyim? Recep Kuru. Recep Bey, çocuklarınız galiba. Bu benim kızım, bu da benim arkadaşımın kızı. Evet, bunlar şu an arkadaş olduğu için buradalar. Evet, şu anda AK Parti ile AS Parti'nin bütünleşmesi söz konusu. Nasıl bakıyorsunuz? Olumlu bakıyorum. Peki Numan Bey'i Türk siyasetinde hangi kademede görmek istersiniz? Başbakan olarak görmek istiyorum. Bundan sonraki başbakanımız olmasını istiyorum. Peki AS Parti kapanmasaydı tek başına iktidar olabilir miydi? Olamazdı. Benim görüşüm olamazdı yani. Sebep? Sebep birey olarak herkese verilmiyor bu başkanlık. Yani bir liderlik. Şu anda AS Parti AK Parti'ye yanaşırsa, birleşirse hem onun avantajına hem gelecek günler için bizim... Peki Numan Kurtulmuş AK Parti'ye gitmedi. AK Parti'den teklif geldi. Sizce neden geldi? O da şöyle düşünüyorum. Yani o kişinin geleceğe dönük şu anda başbakanımızdan sonraki benim görüşüm doğrultusunda herhalde daha ışık verici bir kişi yani. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, yine bir ASKON yönetim kurulu üyesiyle birlikteyiz. İbrahim Tatar'la birlikteyiz. İbrahim Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz. İbrahim Bey, AK Parti ile AS Parti'nin birleşmesi söz konusu. Nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bakıyorum? İyi bakmıyorum. Sebep nedir? Kurulmuş bir partiyi dağıtmamaları lazım. Peki AS Parti ileriye dönük iktidar olabilir miydi sizce? Olabilirdi. Çok uzun zamanda sonra da olsa. Peki Numan Bey'i Türk siyasetinde nerede görmek istersiniz? İyi bir yerde görmek isterdim ama kendi partisine kalsa daha iyi olurdu. Şu anda yani AK Parti'de harcarlar mı? Yok, harcamazlar. Peki? Harcamazlar, ülke... partisi harcanır. Peki sizce neden AK Parti'den teklif geldi? AK Parti'ye ona ihtiyacı vardı ondan. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, şu anda da yine bir vatandaşımızla birlikteyiz. Tanıyabilir miyim? Ben Suat Özkan, Erzurumluyum. Olgun Yemeğin sahibinin arkadaşıyım aynı zamanda. Böyle bir organizasyonu yapan ASKON yönetim kuruluna, üyelerine teşekkür ediyorum. Peki size bir soru soracağız. ASKON güzel şeyler yaptı yönetim kurulu olarak ama Türkiye gündeminde AK Parti ile AS Parti'nin bütünleşmesi söz konusu. Nasıl bakıyorsunuz? Vallahi bu konuda benim fazla bir şey diyeceğim yok. Zaten Numan Kurtulmuş'u tanıyor muyuz? Numan Kurtulmuş'u tanıyorum tabii ki. Peki Numan Kurtulmuş'u Türk siyasetinden nerede görmek istersiniz? Numan Kurtulmuş tabii eskiden aynı çatı altında birleşip daha sonra dağılıp çatıdan ayrılıp Saadet Partisi'nden ayrılıp çeşitli kulvarlarda yarışıp bazen bir araya gelip bazen anlaşamayıp tekrar ayrılıp bence çıkar uğruna bunlar yapıyorlar. Peki AK Parti ile AS Parti'nin bütünleşmesi Türkiye'ye neler getirir? Vallahi artık kendi aralarındaki anlaşmaya bağlı. Onlar kendi aralarında artık ne tür anlaşmalar yaptılar onu biz bilemeyiz ki. Onların anlaşmalarına bağlı. Partisi kapanmasa yani yani hiç davetini kabul etmeden ayrılmasa, birlik ve beraberlik olmasa AS Parti ileriye dönük iktidar olur muydu? Sanmıyorum. AS Parti. Peki Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un ülkeye hizmet etmek için Numan Kurtulmuş kişisel olarak çok bir insan olarak biliyorum ben. Ama işte parti içerisinde nasıl değişiklikler yaptılar, nasıl düşündüler, AK Parti'nin bütünleşmesi nasıl oldu? Bence Tayyip Bey'in bu bir planı, programı. Tayyip Bey Cumhurbaşkanı, Numan Bey de Başbakan olarak düşünülüyor yani. Öyle mi olacak? Görüntü o yönde gidiyor. Peki yani, olsa Türkiye için iyi olmaz mı? Numan Bey tabii ki iyi olur.
İyi olur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 68. Böyle 67. Başka?